Me Too ve No More gibi sosyal medya kampanyaları Dünya Kadınlar Günü ile bugün daha da anlamda. Üstelik artık sadece Hollywood'la sınırlı değil. Amerikan Kongresi üyelerinden Cumhuriyetçi Susan Brooks, Amerikan'ın sesinden Greta Van Susteren'e konuk oldu. Brooks, Amerika'da özel sektörün Cinsel tacizle mücadelede devletten daha başarılı olduğunu düşünüyor. Ben temsilciler meclisi süreçlerini düzeltmek için Kongrenin kadın ve erkek üyeleri'nin önderliğinde partiler üstü bir çabanın parçası olmaktan da gururluyum. Böylelikle insanlar ortaya çıkıp cinsel taciz şikayetinde bulunabilecek. Amerika'da başlayan ve sosyal medyada hızla yayılan kampanyalarda dünyanın diğer ucuna yayılabiliyor. Örneğin Pakistan'a. Amerikan'ın sesinden Ayşe Tanzim gelişmeleri takip ediyor. MeToo hareketi Amerika'da başladığında Pakistan'da az çok da Afganistan'da sonuçlarını gördük. Pakistan'daki kadınlar kendi hikayelerini paylaşmaya başladılar. Hollywood'da yaşananlarla aynı acıları paylaştıklarını gördüler. Sivil Toplum Kuruluşu Partners Global'dan Camisa Camara'ya göre kadınların hak mücadelesinde sosyal medya kendi önemini kanıtladı. Well, I see more and more cases of domestic which are... Facebook ve Twitter'da aile içi şiddetle ilgili daha çok vaka ve paylaşım görüyoruz. Kadınlar cinsel çağcı dışında hemcinslerinin kendi evlerinde nelerle yüz yüze olduğunu görüyor. Birbirleriyle iletişime geçiyorlar. Birbirlerine destek, tavsiye ve akıl veriyorlar. 1995'te dönemin First Lady'si Hillary Clinton, Pekin'deki Birleşmiş Milletler Kadın Konferansı'ndaki sözleriyle kadın haklarının sembolü haline gelen cümleleri kurmuştu. If there is one message... Bu konferanstan çıkacak tek bir mesaj varsa şu olmalıdır. İnsan hakları kadın haklarıdır ve kadın hakları da insan hakları. Ancak bugün 20 yıl sonra bile birçok ülkede kadınlar için zorluklar sürüyor daha fazla kadın seçimlere aday olmalı. Bu alanda Amerika birçok ülkenin gerisinde. Başka ülkelerin yasama organlarında daha fazla kadın temsilci var. Bu nedenle hükümetin her kademesinde daha çok kadının yarışa girmesine ihtiyacımız var. Gözlemsel çalışmalar kadınların barış sürecine dahil olmasıyla barışın daha dayanıklı ve sürdürülebilir olduğunu, tecavüz gibi olayların azaldığını ortaya koyuyor. Kamara gibi uzmanlar Liberya'nın bu buna örnek olduğunu kadınların siyasete katılımının ülkede büyük bir değişiklik yarattığını söylüyor. Afasan Esmer Amerika'nın Sesi Washington